Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Başlayalım. Tabii noktalama işaretleri ne demektir diye önce onun üzerine bir düşünelim. Duygu düşüncelerimizi daha açık ifade etmek için okumayı, anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlerdir noktalama işaretleri. Bazen bir cümlede öğeyi ayırmak için diğerlerinden, belirtmek için, tonlama, vurgu, duygu düşünceyi belirtmek için noktalama işaretleri kullanılır. Nokta, hepimizin bildiği yerlerden başlayacağız. Sonra karıştırdığımız yerlerin üzerinde duracağız. Cümlenin sonuna nokta konulur. Bunu biliyoruz. Kısaltmaların sonunda nokta kullanılır. Noktayı gördüğümüz zaman bunun bir kısaltma olduğunu biliyoruz. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta kullanılır. Bu şekilde. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için nokta kullanılır. Bazen de slash işareti yani taksim işareti de kullanılabilir. Her iki kullanımda doğrudur. Saat ve dakika gösteren sayıların arasına nokta konur. 09.15'te ifadesinde gördüğümüz gibi. Yine bu cümlede de saat ve dakika arasına nokta konulmuş. Bibliyografik künyelerin sonuna nokta konur. Bibliyografya, bir yazar bir eser hakkında araştırma yapılan diğer eserleri, makaleleri, yayınları gösteren, o yazımı gösteren unsurdur. Bakalım, dikkat ederseniz burada nokta konulmuş. Evet, büyük sayılarda üçlü grupların arasına nokta konulur. Okunuşu kolaylaştırmak için nokta getirilir. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konulur. Biliyorsunuz üçüncü, beşinci, ikinci diyeceğimize nokta da koyabiliriz yani yazacağımıza. Virgül. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Bakalım neyden bahsediyoruz? Örnekle daha iyi anlayacağız. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller. Burada eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül koymuşuz birbirinden ayırmak için. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmada virgül kullanılır. Sıralı cümle ne anlama geliyordu? İki farklı cümle olacaktı ve biz bu iki farklı cümleyi virgülle ayıracağız. Bir varmış, bir yokmuş. Burada iki farklı cümle var çünkü bir varmış da ve bir yokmuş cümlelerinde iki farklı yüklemimiz var. Umduk, bekledik, düşündük. Burada da üç farklı yüklem, üç farklı cümle var. Yani cümlenin birden fazla olması gerekiyor virgül kullanmak için. Ve biz sıralı cümleleri virgülle ayıracağız. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Kısa çizgi de kullanılabilir. Onu başlıkta belirteceğim. Ama virgülle ayırmamız gerekecek şu an virgül başlığında. Bakalım, Ömer Seyfettin edebiyatımızın en güçlü öykücüsü eserlerinde yaşadığı topluma yer vermiştir. Burada ara cümlemiz edebiyatımızın en güçlü öykücüsü. Ömer Seyfettin'le ilgili bir dipnot, bir bilgilendirme geçmiş ara cümledir ve biz bunları virgülle ayırdık. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına virgül konur. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bunları virgülle ayırıyoruz. Dikkat ederseniz bu şekilde virgülü gördüğümüzde şiirleri okurken orada bir duraksıyoruz, tonlamamızı değiştirebiliyoruz. Okumayı kolaylaştırmak ve duygularımızı daha güzel ifade etmek için virgülü kullanıyoruz. Evet, devam ediyoruz.
İkilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz. Hiçbir işaret konulmaz, noktalama işareti. Ne kesme, ne virgül, ne nokta. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti girmez. Bu örneklerimizde gördüğümüz gibi. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül konulur. Burada bir ifade var, başkasının sözünü aktarmış. Ankara'ya yarın gideceğim. Normalde bunu tırnak içerisinde de verir, başkasına ait bir söz olduğu için. Fakat tırnak kullanmıyorsa da virgülle ayırması gerekiyor aktarmalarda. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılır. Konuşmalarda, mektuplarda, yani bir seslenmede, halka seslenmede vesaire hitaptan sonra virgül kullanılır. Örneğimizde gördüğünüz gibi hitap ediyor efendiler diye, ondan sonra da virgül kullanılıyor. Yazışmalarda başvurulan makam adından sonra virgül kullanılır. Genellikle dilekçe yazarken bir kurumdan başka bir kuruma ya da siz kendiniz bir yazı oluşturup ileteceğiniz zaman virgül kullanacaksınız makamdan sonra. Evet, devam edelim. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır. Örneğimizde gördüğümüz gibi. Bibliyografik künyelerde virgül kullanılır. Az önce bahsetmiştik bibliyografyadan. Bibliyografyanın sonunda virgül nokta kullanılırdı. Aralarda da künyelerde virgül kullanıyoruz. İşte Ergin, Muharrem, Dede Korkut gibi. Ve sonda noktamızı kullandık. Yine aynı şekilde bu örnekte gördüğümüz gibi. Noktalı virgül. Noktalı virgülle iki nokta üst üstüne. Genelde bunları karıştırıyorsunuz. Diliyorum ki bu videodan sonra karıştırmayacaksınız. Şimdi devam edelim. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Örneğimizle birlikte daha net anlayacağız. Örneğimize baktığımız zaman tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır diyoruz ya. Tur, Doğan, Tuğrul, Orhan, Aslan erkek çocuk isimleri. İnci, Çiçek, Gönül, Zeynep kız çocuk isimleri. Bunları birbirinden, bu takımları, bu türleri birbirinden ayırmak için arada noktalı virgül kullanmış. Sık kullanım alanlarından biridir. Buraya dikkat edelim. Öğeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Şu anlama geliyor gençler. Az önce virgül başlığı altında şunu gördük. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanıyorduk. Ama artık iki sıralı cümlemiz varsa ya da üç, fark etmez. Bunların herhangi birinde virgül kullanılmışsa virgülü tekrar kullanmam bir kargaşaya sebep olabilir. Bu yüzden iki sıralı cümlenin herhangi birinde virgül kullanıldığı için artık bu sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül getireceğim. Şimdi örnekle daha da netleştirmiş olacağız. Bakalım, iş işten geçti, artık gelse de olur, gelmese de. İki tane cümlemiz var. İş işten geçti, artık gelse de olur, gelmese de cümlelerimiz. Birinci cümlemizde virgül yok. Fakat ikinci cümlemizde artık gelse de olur ifadesinden sonra virgül kullanılmış. Tekrar sıralı cümleleri ayırmak için virgül değil de bu sebepten dolayı noktalı virgül kullanılmış. Bakalım. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Şimdi bakıyoruz. Birinci sıralı cümlemizde at ölür meydan kalır sıralı cümlemizde, birinci cümlemizde daha doğrusu virgül kullanılmış artık. Bu yüzden ben kalırdan sonra virgül kullanmayacağım, noktalı virgül kullanacağım kargaşaya sebep olmaması için.
Bu da çok sık kullanılan noktalı virgül alanlarından biridir. Bunu karıştırıyorsunuz gençler. Bazen oraya virgül koyuyorsunuz ya da iki nokta üst üstüne koyuyorsunuz. Dikkat edeceğiniz iki farklı sıralı cümle varsa ve bu sıralı cümlelerin herhangi bir tanesinde virgül kullanılmışsa artık sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül konulacak. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır. Bakıyoruz. Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Ankara, Aşkabat. Burada yaptığı aslında şu gençler, önce ülkeleri vermiş, sonra da o ülkelerin başkentlerini vermiş. İki farklı örnek statüsünde olduğu için araya noktalı virgül kullanılmış. Bakalım aşağıya, daha da netleştirelim. Kavun, karpuz, çilek, lahana, pırasa, ıspanak aldım ifadesinde, cümlesinde. Bir tarafta meyveler, bir tarafta da sebzeler var. Bu örnekleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül getirmiş. Soru işareti. Soru bildiren cümle ve ifadelerin sonuna konur. Cevap beklediğimiz zaman, ne zaman okullar açılacak? Soru ifadesidir. Cevap bekleniyor. Bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Yunus Emre işte 1240-1320 yıllarında yaşamıştır. Fakat 1240'ın yanına soru işareti koyduğu zaman burada bir muallaklık var. Hala kesin bir bilgi yok. Net bir şey ifade edilmemiş anlamına gelecek bizim için. Yine aynı şekilde bir bilginin şüpheyle karşılandığı durumlarda ayraç içinde soru işareti kullanılır. Bakalım. Ankara'dan Erzurum'a 7,5 saatte gitmiş. Yüksek ihtimalle yol daha fazla sürüyordur ama söyleyen kişiden alınan bilgiyi aktarıyor. Oraya da bir soru işareti koyuyor. Yani bu bilgi doğru da olmayabilir, şüphe ediyor anlamına gelecek. Soru ifadesi taşıyan sıralı cümlelerde soru işareti en sona konulur. Şu anlama geliyor. Bakın, sıralı cümle dedik mi artık aklımıza şu gelecek zaten. Farklı ifadeler olacak. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Hem birinci ifadenin sonuna hem de ikinci ifadenin sonuna ayrı ayrı soru işareti koymamıza gerek yok. Bu iki sıralı cümleyi virgülle ayırıp sonuna soru işareti koymamız yeterlidir.